Ne oldu amca? Ne konuşmak istiyorsun bizimle? Ben evlenmeye karar verdim. Ne? Evlenmeye mi karar verdin? Kiminle? Bu kişiyi tanıyor muyuz amca? Evet. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Zümrüt Hanım'la evleneceğiz. Kötü bir şaka. Öyle değil mi? Bence şaka bile değil. Delilik. Bir dakika. Nasıl yani? Şimdi annemle baya evleniyor musunuz? Böyle durumlarda şaka yapmadığımı hepiniz bilirsiniz. Ama ben bunun kötü bir şakadan ibaret olduğunu düşünmek istiyorum. Ya da mecburiyet olsa gerek ha? Bu ne demek Çınar? Amcan niye mecbur olsun ki? Pardon ama bu durumu bir tek ben mi tuhaf karşılıyorum? Vallahi bana da tuhaf geliyor. Sana katılıyorum Çınar'cığım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Annemden böyle bir hareket beklerdim. Ama siz beni bayağı şaşırttınız Necip Bey. Pardon ama annem hapishanedeyken nasıl evleneceksiniz onunla? Annenin aldığı eser tarihi değilmiş. Bunu ispatladığımızda hapisten çıkacak zaten. Gerçekten mi? Annemin bunu yapmadığına emindim. Yani adalet yerini bulacak Necip Bey. Öyle mi? Evet. Suçsuz olduğunun belgesi yarın çıkar sanıyorum. Zümrüt Hanım en geç bir iki güne kadar evde olur. Bana dışarıdaki Necip lazım. Bir şekilde çıkmanın bir yolunu bulacağım. Siz bu işle zaten ilgileniyorsunuz değil mi Necip Bey? Anladım. Umarım annemle mutlu olursunuz. Bir dakika. Sen bu evliliği onayladığını mı söylüyorsun Lale? Amcanı duymadın mı Çınar? Zaten karar verdiler. Onayımıza sunmadı. Kocaman insanlar. Herkese iyi geceler. Oradan bile ayarladı ha. Helal olsun ne diyeyim. Hayırlı olsun. Amca gerçekten çok merak ediyorum. Bu kararı nasıl aldınız? Oğlum, amcan Zümrüt Hanım'a aşık olmuş. Anne, amcam Zümrüt Hanım'a ne ara aşık olmuş? Olamaz mı evladım? Sen de iki günde evlenip karşımıza öylece çıkmadın mı? Amcanı en çok senin anlaman gerekir. Allah razı olsun Zümrüt Hanım. Kesine bereket bacım. Kız, yakışmış mı? Şahane olmuşsun. Ne yiyorsun sen ya? Ne o? Bunun adı sushi. Sushi? Japon yemeği, çiğ yeniyor. Bak, tatmak ister misin? Sushi. Oy, yenir mi o ya? Vallahi kurt yapar kız o. Böyle vıcır vıcır gezer midende ya. Öf.
Ay, sen beni çok eğlendiriyorsun. Eğlendiriyorsun derken? Şaka yaptım hayatım. Rahatına bak lütfen. O neşenin sebebi ben değilim gibi. Sanki yüzünü güldüren başka şeyler var. Evet, bugün keyfim yerinde. Aslında şu anda bu yemeği bir Fransız şarabı eşliğinde evde yemek isterdim ama evde olmadığım için çok mutluyum. Ne sebeple? Evde küçük bir fırtına kopacak. Birazdan. O fırtınanın sebebi sen olmayasın. Sen ne kadar akıllı bir şeysin öyle. Yuh diyorum sana, yuh! Niye şaşırıyorsun ki Keremcim? Gerçi ben de bu kadar ani bir atak beklemiyordum ama belli ki eli sağlam. Ya ne diyorsun abla sen ya? Keremcim, azıcık çalıştır şu saksını. Böylelikle hem hapishaneden kurtuldu hem de yeni bir kocaya sahip oldu. Kim bilir ne altlar çevirdi Necip Bey'i ikna etmek için. Şşşt! Dedikodu mu yapıyorsunuz bakayım? Yok canım, ne dedikodusu? Gelsin, yüzüne de söylerim. Çocuklar, hemen annenize cephe almayın. Zümrüt her şeyi sizin için yapıyor. Evet, Necip gerçekten şahane bir üvey baba olacak bize. Üzülme Keremcim, biz de ona şahane üvey evlatlar oluruz. Bu konuyu tartışmayalım hala. Sadece amcamla baş başa kalmak istiyorum. O senin amcansa, benim de abim. Reyhan. Peki abi. Öyle olsun. İyi geceler. Amca. Şimdi bana bu kararın gerçek sebebini açıklar mısın? Lütfen. Anlatacak bir şey yok Cınar. Amca, seni babamdan daha iyi tanırım. Bugüne kadar hiçbir kadınla evlenmedin. Hiçbir kadınla evlilik kararı bile almadın. Ama birdenbire bu evlilik kararı da neyin nesi? Hem de Zümrüt Hanım'la. Düşünüyorum da akla yatkın hiçbir sebep bulamıyorum. Sorgulamak yerine saygı duymanı beklerdim Çınar. Kusura bakma amcama. Saygı duymadan önce neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Ayrıca da yaptığın hiçbir açıklama inandırıcı değil. Oğlum. Anne lütfen. Amcamla konuşuyorum. Konuşacak bir şey yok Çınar. Bu benim kendi kararım. Bugüne kadar aldığın her karara saygı duydum. Her şeyine inandım senin. Ama ilk defa beni bu kadar şaşırtıyorsun amca. Şaşırmış olabilirsin. Ben seni kıracak bir şey yapmadım ki. Ben senin evlilik kararı almanı kırılmadım ki. Bu kararın asıl sebebini benimle paylaşmamana kırıldım ben. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur İkbal Hanım. Gördün değil mi Çınar'ın yaptığı tavrı? Resmen kovdu bizi. Sanki biz bu aileden değiliz. Boğazdan öyle sinir oluyorum ki ona. Abim de ona arka çıkıyor bir de. Bir şey söylesene Mehmet. Ne söyleyeyim Reyhan? Normal mi sence birbirlerinden bu kadar nefret ederken Zümrüt ve abim düşüncesi bile korkunç. Belki de aşık olmuşlardır. Yok artık.
Abim Zümrüt'e günahını bile vermez. Ne aşkı? Bilemezsin. İnsan kime aşık olacağını kestiremez. Demek öyle. Aşk konusunda çok tecrübeliymiş gibi konuşuyorsun. Yani inandın sen bu aşka. Öyle mi? Ya ne bileyim. Olabilir yani. Olamaz. Olsa bile. Neye göre olamaz Reyhan? Kime göre? Kim yazıyor bunun kuralını? Hem bence bizi alakadar etmez. Onlar mutlularsa istediklerini yapabilirler. Ha. Yani aşık olunca canın ne isterse onu yapabilirsin. Öyle mi? Şimdi sen aşık olsan beni, oğlunu bırakıp çekip gidebilir misin? Lale Hanım, ayırdıklarınız bunlar mı efendim? Evet. Oradakileri şoförle yollayabilirsin Şermin'cim. Peki efendim. Sen burada kıyafet seçimi mi yaptın? Evet. Beğenmediklerimi kaç gündür yollamamı bekliyorlardı. Bu gece fırsatım oldu. Ne oldu? Ne mi oldu? İstiyorsan ne olduğuna dair konuşalım ha. Nasıl böyle bir karar aldılar? Annenle konuştun mu? Hayır. Benim de şimdi haberim oldu Çınar. Yeni mi haberin oldu? Lale, o zaman nasıl böyle tepkisiz kalabiliyorsun? Ya olacak iş mi bu? Neden? Annemi yakıştıramıyor musun amcana? Lale ne diyorsun, saçmalama. Bu yakıştırıp yakıştırmama durumu değil ki. Ya Lale, annenle amcamdan bahsediyoruz. İkisi de geceyle gündüz kadar birbirlerinden farklılar. Hem böyle iki günde de birbirlerine aşık olamayacaklarına göre kesin bunun altında bir sebep var. Ve ben bunun sebebini anlayamıyorum. Ya da Zümrüt Hanım'ın bir çıkarı olmalı. Neden benim annemin olsun ki Çınar? Belki senin amcanın bir çıkarı vardır, ha? Lale, amcam asla bir sıkıntısından kurtulmak için kimseyle evlilik kararı almaz. Ama benim annem alır, öyle değil mi? Niye sürekli benim ailem suçlu oluyor Çınar? Onu düşündün mü acaba? Lale, ne alakası var? Konuyu niye buraya getiriyorsun? Ben böyle bir şey söylemedim ki. Doğru, demedin. Ama ne zaman bir sorun olsa sürekli benim ailem suçlu oluyor Çınar. Diyelim ki annemin bir çıkarı var. Öyle bir şey teklif etti. O zaman o senin mükemmel amcan neden bunu kabul etmiş olabilir Çınar? Onu düşündün mü sen? Ne diyorsun Lale? Hı? Ne demek istiyorsun? Ben sadece senin gibi düşünmeye çalışıyorum Çınar. Eğer gerçekten benim annem senin amcanı evlenmeye zorluyorsa, o zaman bunun altından kalkamadığı bir günahı var. Bundan dolayı evleniyor. Öbür türlü niye evet desin ki? Bunlar paranoyakça sorular. Ya benim bir alakam olmadığı halde sanki ben suçluymuşum gibi davranıyorsun. Madem öyle, niye yarana basılmış gibi sinirleniyorsun? Çünkü... Senle konuşulmaz Reyhan. Ben gidiyorum. Nereye? Nefes almaya. Ece, müsait değilsin galiba. Yok yok, müsaitim de gürültülü biraz burası. Arkadaşlar da dışarıdayız. Ya kusura bakma, ben bir sesini duyayım diye aramıştım. Sen de gel istersen. Yok, ben gelmeyeyim. Uygun olmaz şimdi. Sonra görüşürüz. İyi, tamam. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen eylemine bak. Peki, çıkınca ararım olmadı. Hadi konuşuruz.
Ya görüşürüz. Sen ne yapıyorsun bu soğukta? Senin yaptığının aynısını. İnsan bazen kaçmak istiyor değil mi buradan? Şu koca ev dar geliyor resmen. Ben böyle zamanlarda sanal alemde takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben çok iyi anlıyorum seni. Gerçekten. Aslında yanımdayız, boş ver. İyi geceler. İyi geceler. Ben ilişkimizi bu kavgalardan uzak tutmaya çalışıyorum. Uzak tutmaya çalışıyorum ki ilişkimiz bu olumsuzluklardan olumsuz etkilenmesin diye çaba sarf ediyorum. Bu mu gösterdiğin çaba? Lale. Ben böyle sessiz kaldıkça, alttan aldıkça sen üstüme geliyorsun. Bir karar vermişler. Sen annemi sürekli suçluyorsun. Sadece annemi savunuyorum diye ben de suçlu çıkıyorum şimdi. Lale, seni suçladığım falan yok. Lale, neden böyle düşünüyorsun Allah aşkına? Bir düşünsene. Annen ve amcam. Ya ikisi de çok başka hayatlar yaşıyorlar Lale. Öyle mi? Bu iki farklı dünyayı aynı çatı altında toplamak senin fikrindi Çınar. Lale. Ben bunu senin için yaptım. Sana bunun iyi bir fikir olmadığını ta başından söylemiştim. Eğer o zaman dinleseydin bugün bu kavgayı yapıyor olmazdık. Tamam. Tamam, uzatmayalım. Lale. Lale, iyi misin? Lale. Lale. Bu kadar üzerime gelirken nasıl iyi olayım ha? Lale. Lütfen Çınar, beni yalnız bırak. Yalnız mı bırakayım? Enteresan bir gece değil mi? Evet. Yanı başımızda 100 yılın aşkı yaşanıyormuş da haberimiz yokmuş. Ya tabii, ne demezsin. Sen de inanmıyorsun değil mi bütün bu olanlara? Sana bir şey söyleyeyim mi Çınar? Kesin bu işin altından annem çıkacak. Öyle bakma. Annemi o kadar iyi tanıyorum ki. Bu işe kalkıştıysa mutlaka bir çıkarı vardır. Hayır tamam, amcan kendi içinde son derece iyi niyetli bir insan olabilir. Ama bir düşünsene, amcan ve annem kesinlikle iyi bir ikili değiller. Sen de benim gibi düşünüyorsun demek. Sevindim. O benim annem Çınar. Zümrüt Taşkıran'ı o kadar iyi tanıyorum ki. Sana burada onu savunacak değilim herhalde. Biliyor musun? Sen çok farklı bir kızsın. Çok sivrisin, zekisin. İtiraf edeyim, biraz gıcıksın ama olan bitenin farkındasın. Çok dobra bir kızsın.
Günaydın Yeşim Hanım. Günaydın. Günaydın Kerim. Ablam nerede? Çalışma odasında. Birazdan inecek aşağı. Allah Allah. Abim gecikmezdi ama. Evlilik uykusunu kaçırdı herhalde. Gelir şimdi. Hemen mana çıkartma. Mürvet gazeteler nerede? Hemen getireyim Çınar Bey. Çınar. Biraz konuşabilir miyiz? Günaydın. Bugün bir annemle gideyim konuşayım ha, ne dersin? Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Tamam. Tamam o zaman. Belki birlikte gideriz ha? Tamam olur. Hadi gidelim. Evet, ayrılmak çok zor geldi. Düşünme be. Ne vardı abla? 50 kağıt kazanmak ister misin? Tabii abla, nasıl? Tut o zaman şunu. Suratıma tutacaksın. Aşağı. Şöyle. Tamam, kımıldama, böyle dur. Aman aman aman. Titreme. Kız bana bak, amma janti ailesiniz siz ha. Vallahi her gün böyle gazetelerde boy boy fotoğraflar. Çıkacağımı mı yazmışlar? Yok anam. Senin küçük kız var ya. Enişteye kaymış da. Onu yazmışlar. Vallahi bak. Ah kız. Oku rahat rahat.
Çınar Bey, Yeşim Hanım, Lale Hanım sizleri odasında bekliyor. Allah Allah. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum efendim. Bana sadece haber vermişti. Allah Allah. Mürvet, gazetelerim gelmedi mi benim? Geldi efendim. Getir bakalım. Buyurun. Sağ ol. Abi? Necip Bey, iyi misin Necip Bey? Ne oldu? Rezilliğe bak, bir bu eksikti. Tam bir rezillik. Bu ne şimdi? Ne var ne oldu? Dayı ne oluyor? Lale? Ne oldu, neyin var? Bizi çağırmışsın abla. Bu ne? Bu ne ha? Yeşim. Bu ne demek? Çınar. Sana soruyorum. Bir suçu yok. Hepsi benim hatam. O gece bir taşkaran olmadığımı yeni öğrenmiştim. O kadar sersemledim ki ne yaptığımı bilmeyecek kadar çok içmişim. Ne demek içmiştim ya? Şuurunu yitirmedin ya! Lale yapma lütfen. Dedim ya benim hatam. Hiçbir şey hatırlamıyorum bile. Bu kadar büyütecek bir şey yok ki. Hem biz kendi aramızda hallettik zaten. Siz hallettiniz demek. Siz hallettiniz. Ben kimim? Kimim ben? Bu ne ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dur oğlum, dur biraz. Bomba patladı sonunda. Ama herkesin duyması iyi olmadı. Yukarıda da kıyamet kopuyor. Bu rezilliğin tüteceği belliydi. Ben şirkete gidiyorum. Abi, konuşuyorduk. Zaten konuşmaktan başka bir şey yapmıyorsun Reyhan. Ne oluyor? Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Ne yapacağız Necip Bey? Rezil olacağız. İnan ki benim Zümrüt'le evlenmem daha büyük rezillik. Bu yanında hiç kalır. Abi ben de geliyorum. Hadi kalk okula. Hiç mi normal günümüz olmayacak bizim ya? Arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum artık ya, yeter! Bir dakika dur oğlum, hiç de dinlemiyorsun ki ama! Nasıl dinleyeceğim dayı? Bak, ben de artık normal insanlar gibi olmak istiyorum, anladın mı? Sıradan ve basit, olaysız bir hayat yaşamak istiyorum. Yeter artık, yeter! Tamam, haklısın oğlum, çok haklısın. Ama bir de şöyle düşün, çoğu insan senin yerinde olmak için neler vermez ki? Bolluk içinde yaşıyorsun, her türlü imkanımız var. Ama her hayatında bazı zorlukları var. Bütün bunlar zor değil dayı. Utanç verici. Kerem, Kerem. Yenge, sonunda amacımıza ulaştık. Bu haberi Lale sineye çekmez. Yakında ayrılacaklarına göre sıra abimi Zümrüt'ten kurtarmaya geldi. Yenge. Sen bu evliliği desteklemiyorsun değil mi? Bu iş sana bana kalmadı Reyhan. Atalan Üsküdar'ı çoktan geçti.
Kerem! 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 Sakin ol. Kerem Bey, sakin. Kardeşiniz eniştesiyle yasak ilişkim yaşıyor. Lale Hanım, Çınar Bey'den boşanacak mı? Kerem Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Kerem Bey! Arabaya! Kerem! Kerem, sakin ol! Kerem! 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 İçeri sokun! Sakin ol! Kerem içeri gir! Kerem içeri! Arkadaşlar, arkadaşlar yeter artık. Arkadaşlar, arkadaşlar dağılın artık. Hiç. Daha fazla huzursuzluk çıkar. Bak bana biz. Bana bak. Mahkemeden saklayacaksın. Bir açıklama yapmayacak mısınız Necip Bey? Yeter artık. Bildiğinizi yazdınız zaten. Lütfen. Necip Bey, yeğeninizin yasak ilişkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, bizi daha fazla rahatsız etmeyin. Ama efendim lütfen, bize göre yolu yapmayacağız. Sen de geç arabaya. Lale biraz sakin ol. Tamam, kesinlikle çok büyük bir hataydı. Ama anlatmamıza izin ver. Çınar, sen karışma. İşte böyle yapıyorsun Lale. Sana anlatamayız ki. Anlatınca da bu tepkileri veriyorsun. Dinlemiyorsun bile bizi. Kocamla öpüşüyorsun. Ablanın kocasıyla öpüşüyorsun ya. Neyi dinleyeyim ki? Abartma Lale ya. Kocamı ayartacak değilim herhalde. O kadar laş bir insan değilim ben. Ama annemin eski sevgilisini ayarttın ya. Tebrik ederim. Bu kadar zaman bunu içinde tutup şimdi böyle bir anda söylediğin için çok teşekkür ederim sana. Başka ne var ha? Söylesene! Başka içinde tutup da söyleyemediğin ne var? Ben gerçekten senin için ne düşünüyorum biliyor musun? Çınar'ın yanında çalışmak için ısrarlar. Trip atmalar. İntihar sahneleri. Her şey sadece Çınar'a yakın olmak içindi. Her şey yalandı. Kim çekti bu görüntüleri? Bu görüntüleri kim ortaya çıkardı? Söylesene. Söylesene. Niye susuyorsun? Söylesene, kim çıkardı bu görüntüleri ortaya? Çınar, sen neden susuyorsun? Böyle yaparsan en çok kendin zarar görürsün. İkisi de senin kardeşin. Belli ki ortada bir yanlışlık var. Hem herkesin kendi hayatı. Biraz sinirlerine hakim ol. O adamların ne günahı vardı? Adamlar işlerini yapıyorlardı. Kerem nereye? Tuvalet. Kimseyi görmek istemiyorum. Yeşim. Yeşim sen ne yapıyorsun? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Çınar. Sadece bütün bu olanlardan sonra burada kalamam daha fazla. Yeşim. Farkındayım, kırıldın. Ama biraz sakin olsan. Nasıl sakin olayım Çınar? Eniştemi ayartmakla suçlanıyorum. Hem de ablam tarafından. Üstelik ben Lale üzülmesin diye bu kadar uğraşmama rağmen. Sonuç ne ha? Nefretle atılan bir tokat mı?
Bitmiştir. Daha fazlalarının yüzüne bakamam ben. Saçmalama eşim. İkiniz de çok öfkelisiniz. Hem inan bana, Lale şimdi yaptığına bin pişman. İnan. Eğer biraz sakin olup konuşursanız, ikiniz de sorunu çözeceksiniz. Denedik Çınar. Biraz önce gördün işte. Ama konuşamadık. Tamam, biraz büyük tepki verdi. Ama o fotoğrafı gördükten sonra kızmakta, sinirlenmekte biraz haklı eşim. Haklıydı. Biz bir açıklama yapıncaya kadar. Sonrasında bizi hiç dinlemedi bile. Sadece saldırdı. Eşim, bak şimdi sen de beni dinlemiyorsun. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Eğer biraz düşünürsen, gitmekle hata yaptığının farkına sen de varacaksın. Hep hata yapıyorum Çınar. Tam bir iş buldum. Bir şeyler yoluna girmeye başladı derken... her şey yine tepetaklak oldu. Bir düşünsene. Senin bile aklındaki şüpheleri silmek için bu kadar zaman geçmişken... Lale'yi nasıl inandıracağım? Hep aklında bir şüphe olacak. Sonra ben de üzüleceğim. Bu yüzden... bence gözüne gözükmemem gerek. İkimiz için de en iyisi bu. Çınar, iyi misin? Gazetedeki haberi gördü değil mi? Maalesef. Çok mu kızdı? Yukarıda eşimle çok büyük kavga ettiler. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol. Çınar. Biliyorum, yeri ve zamanı değil ama şu Zümrüt Hanım meselesi ne olacak? Kadın abimle evlenmeye kafayı takmış. Biz böyle eli kolu bağlı mı bekleyeceğiz? Bir şey yapmayacak mısın? Şimdi Zümrüt Hanım'ın yanına gideceğim. Bakalım bu ani karar nedeni neymiş, bir konuşup öğreneyim. Sağ ol canım. Seni kim aldı odama? Sekreteriniz. Ne sebeple geldin? Beklediğimiz rapor çıktı. Kolyenin tarihi eser olmadığını ispat edecek sahte rapordan söz ediyorum. Evet. Buraya gelmeden önce savcılığa uğrayıp dosyayı teslim ettim. Tahliye talebiyle davanın öne çekilmesini istedim. Sanırım en geç yarın Zümrüt Hanım özgürlüğüne kavuşacak. Aman, ne mesut havadis. Müjdeyi bana vereceğinize... Zümrüt Hanım'a söyleseydin. Siz benim haberim olsun dediğiniz için geldim Necip Bey. Peki, fazla vaktinizi almayayım. İyi günler size.
Reyhan Hanım bakın, bu şirkette kaç yıllık emeğim var. Tamam, bana inanmıyorsunuz, farkındayım. Yeşim'in çizimlerimi çaldığını da ispat edemem. Ama en azından bir şansı hak ediyorum. Ezgi Hanım, yönetim kurulu kreasyonu bugün görmek istiyor. Siz ne şansından bahsediyorsunuz? Sadece bir gün istiyor. Yönetim kurulunu yarına kadar erteleyebilirsiniz. Yeşim de ben de yarına kadar çizimler yapalım. Hangimizin kreasyonu daha iyiyse onunki seçilsin. Böylelikle kimsenin de hakkı yenmemiş olur. Hem bakalım çalmadan da bir şeyler üretebilecek mi? Madem çok kabiliyetli, ispatlasın. Tamam. Ama sadece bir gününüz var. Bunu Yeşim Hanım'a da bildirin. Teşekkürler Reyhan. Sağ olun. Efendim? Yeşim Hanım, kurulun bugün toplanmasını engelledim. Yarına kadar vaktim var canım. İkimizden de yepyeni çizimler bekliyorlar. Bakalım bu kez kimin çizimlerini çalacaksın? Sen ne diyorsun be? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir suite oda istiyorum. Tabii, ne kadar konuğumuz olacaksınız? Belirsiz. Misafirperverliğiniz ne kadar iyi olursa o kadar fazla konak alırım. Sami Bey. İyi haberleriniz yoksa hiç konuşmayalım çünkü bugün yeterince gerginim. Merak etmeyin. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor. En geç yarın buradan çıkacaksınız. Gerçekten mi? İşte bu çok güzel bir haber. Çınar, müjdeli haberi duydun mu? Yarın buradan çıkıyorum. Evet, öğrendim. Ve adınıza çok sevindim. Bizi yalnız bırakır mısın? Hay hay. Görüşmenizin bittiğini de yanınıza uğrarım Zümrüt Hanım. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Ama seni pek keyifli görmedim. Açıkçası iyi değilim. Hatta epey de bir gerginim. Her neyse. Buraya aldığınız evlilik kararı hakkında konuşmaya geldim. Pek sevinmişe benzemiyorsun. Açıkçası pek sevinmedim. Hatta biraz şaşkınım. Neden böyle bir karar aldınız? İki yetişkin insan neden evlenmek ister? Birçok sebebi olabilir Zümrüt Hanım. Kimisi aşık olur. Kimisi birbirini sever. Kimisi çok iyi anlaşır. Kimisi de mecbur kalır. Ne demek istediğini anlamadım Çınar. Daha açık konuşayım. Kırıcı olmak istemiyorum ama amcamı çok iyi tanırım Zümrüt Hanım. Normal şartlarda o asla sizle evlilik kararı almaz. Durum böyle olunca da aklım biraz karıştı. Neden böyle bir karar aldınız? Amacınız ne? Senin kırıcı olmadığın yanı bu mu? Bu söylediklerini ne ben duymuş olayım ne de sen söylemiş ol. Yarın evde görüşürüz Çınar. Gardiyan! Gidebiliriz. Aa, pardon, benim bir telefon etmem gerekiyor. Teşekkürler hayatım. İki dakika bile sürmez. Efendim. Aa, nasılsın hayatım? Hiç iyi değilim. Bu evlilik de nereden çıktı anne?
Haberi duyan herkes şoke oldu zaten. Tabii ki ben de. Aklından neler geçiyor söyler misin lütfen? Ah, annene güven hayatım. Aslında ben seni bu gazetedeki tatsız haber için aradım Lale'cim. Ay hiç sorma. Bunu konuşmak istemiyorum. Yeşim'le tartıştık, o da evden gitti. İsabet olmuş hayatım. Bir süre ayrı kalmanız iyi olur. Zaten yarın eve dönüyorum. Her şey yoluna girecek, merak etmeyeceğim. Anladım. O zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Buyurun Yeşim Hanım. Teşekkürler hayatım. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok canım, gidebilirsin, sağ ol. İyi geceler efendim. Pardon canım, bir saniye. Çınar. Nasılsın? İyi değilim aslında. Bugün bütün gün düşündüm de sanırım Lale haklı. Ben korkunç bir insanım. Biliyor musun? Keşke beni kurtarmasaydın Çınar. Yapma eşim, bu ne biçim konuşma şimdi? Bilmiyorum. Yani düşündükçe çok üzülüyorum Çınar. O gece o yaşanan benim için hiçbir önemi olmayan bir anıydı, biliyorsun. Sen benim arkadaşımsın Çınar. Sarhoş olmasam böyle bir şey yapar mıydım? Ama olanlara baksana. Ablam bana güvenmiyor artık. İnan ne diyeceğimi bilemiyorum eşim. Ama Lale de çok üzgün. Söylediklerinden çok pişman. Biraz zaman geçsin, o da hatasını anlayacaktır. Neyse. Sen beni düşünmeyi bırak artık. Biraz Lale ile ilgilen lütfen. Biliyorsun son zamanlarda hamile olduğu için fazla hassas. Ben de biraz yalnız kalmalıyım sanırım. Buna yavaş yavaş alışmam gerek. İyi geceler Çınar. Sana da. Gel hayatım, gel. Tamam canım. Ararım, ararım. Sana da hayırlı akşamlar. Sabahtan beri durmadı telefonlar. Millete laf anlatmaktan dilim şişti. Sen ne diyorsun soranlara? Ne diyeceğim? Foto montaj. İnanıyorlar mı? Bilmem. Ama araları çok kötüymüş. Mürvet söyledi. Yemişler birbirlerini. Biliyorum. Yeşim de evi terk etti. Çok iyi olmuş. Ama poz bunlar. İki güne geri gelir. Sarı çıyan. Abi, müstakbel eşiniz yarın serbest bırakılıyormuş. Haber basına sızmış bile. Görent silah zoruyla evleniyor sanır. Yenge, niye bir şey söylemiyorsun? Gideyim de Mürvet'e haber vereyim, sofrayı hazırlasın. Necip Bey'in şekeri düşecek.
Ne yapıyorsun Lale? Bakıyorum. Neye bakıyorsun? Bir şey mi arıyorsun? Yeşim Hanım'ın gerçek yüzünü anlamaya çalışıyorum. Sana karşı neler hissediyor merak ediyorum. Sana inanamıyorum Lale. Kardeşin kendini bir otel odasına kapatmış. Keşke beni kurtarmasaydın diyor. Sen onu eve döndürmek için ikna edeceğine gelip burada özel eşyalarını mı karıştırıyorsun? Ondan bu kadar şüphelenmem... Seni neden bu kadar şaşırttık içinler? Çünkü o resimler yayınlanmasın diye birlikte hareket ettik. Allah Allah. Daha bilmediğim neler var acaba? Lale, eşim sadece ilişkimize zarar gelmesin diye yapıyor bunları. Sen üzülmesin diye. Ama karşılığında senin yaptığına bak. Sen eşimi neden bu kadar savunuyorsun Çınar? Ne demek istiyorsun sen? Belli ki otele gittiği için çok üzülmüşsün Çınar. Gidip ayaklarına mı kapanayım dönsün diye? Bunu mu istiyorsun? Böyle bir niyetim yok Çınar. İstersen kendin git. Yeter artık. Sana içinde bulunduğun durumu anlayışla yaklaşmaya çalışıyorum. Her seferinde sana destek olmaya çalışıyorum. Ama sen her seferinde beni çıldırtıyorsun. Kardeşinle aranı düzeltmeye çalışıyorum Lale. Ama sen beni de suçluyorsun. Seni tanıyamıyorum Lale. Seni tanıyamıyorum. Madem eşin bu kadar suçsuz... Demek ki onun seni öpmesi için cesaret veren bir şey oldu Çınar. Allah kahretsin. Bundan sonra seninle konuşmayacağım. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Artık ne istiyorsan öyle düşün. Çınar. Müsaitsen senden bir şey rica etmek istiyorum. Tabii söyle yeşim. Yarın için yeni kreasyon adına çizimler yapmam gerekiyormuş. E senin çizimlerin kabul edilmişti ki zaten. Neden bir daha çiziyorsun ki? Biliyorum ama Ezgi Hanım problem çıkartmış. Sonra da Reyhan Hanım tekrar çizilmesini istemiş. Yani aslında aklımda birkaç tane fikir var ama yarına kadar... Ya da neyse vazgeçtim. Boşuna yordum seni, kusura bakma, iyi geceler. Hangi oteldesin sen? Yanına geleceğim. Hangi otelde miyim? Necip Bey, bir şey yemedin. Canım istemiyor. Ama sen böyle yüzünü astıkça durumun mecburiyetten olduğunu aşikar ediyorsun. Reyhan sormaya başladı bile. Haksız da değil. Böyle matemde gibi dolaşıyorsun. İnsanlar da kuşkulanıyor haklı olarak. Ne yapayım İkbal Hanım? Zil takıp oynayacak değilim ya. Ben gidiyorum Reyhan. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Laf mı dinliyorsun Reyhan? Ne münasebet. Sen nasıl böyle bir şey yakıştırıyorsun bana? Yakıştıramıyorum zaten Reyhan. Merhaba eşim. Hoş geldin Çınar. Bak iyiyim ben. Sana gelmene gerek olmadığını söylemiştim. Ama ben iyi değilim. Bana bir tane buzlu viski verir misin? Ne oldu? Lale'yle mi atıştınız? İnanmıyor değil mi? İnanmıyor. İnanmamayı bırak.
Üstüne suçluyor bir de. Hem de sadece seni değil, beni de suçluyor. Yuh artık. Artık hiç güvenmiyor bana. Hadi ben mimliyim de... senin gibi aşkının peşinden bu kadar koşan bir adam için... enteresan olmuş hakikaten. Hem de sen onun için bu kadar uğraşırken. Uğraştım da ne oldu eşim? Gittik CD'yi aldık o kadar. Her şeyi hallettik sandık ama... sonrasında yaşananlara bak. Çınar, bence bunları boş ver. Lale bugün o haberi okumasaydı da kesinlikle bir şeyleri takıp iğne saracaktı sana. Neden böyle davransın ki? Bilmiyorum ama bana biraz fazla bahane arıyor gibi geliyor. Ne gibi? Her insanın defosu vardır. Tamam, Lale çok kaliteli kızdır ama... elbette ki senin bilmediğin onun da kötü huyları var. Annemin kızı ne de olsa. Ne gibi kötü huyları vardır? Heves eder. Uğrunda öleceğini sanır. Ama sıkılır. Bak Çınar. Biraz hızlı evlendiniz. Birbirinizi daha yeni yeni tanımaya başladınız. Ama ben Lale'yi çok iyi tanırım. Yani... sanki senden biraz hevesi geçti gibi. Yani son zamanında şu yaşadıklarınıza bir baksana. Önce amcanı sardı. Sonra annenle uğraştı. Şimdi sıra sana geldi. Sana sardı. Sanki... ilişkinizden biraz sıkılmış gibi. Çıkıyor muydun? Evet ama geleceğini haber vermedi ki. Evet ya ben bir planın olacağını düşünemedim. Gel sen de bir plan falan yok. Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Yok gelmeyeyim ben. Eve döneyim. Neden? Ya öyle işte bir nedeni yok. Sinemayı seviyorsun. Uzun zamandır da gidemiyorum demiştin. Gel hadi. Ya Ece sen de gitmesen olmaz mı? Yarın gidersin ya da başka bir gün. Neden Mehmet? Gel birlikte gidelim işte. Olmaz. Yani gerçekten istemiyorum. İyi madem. Gitmeyelim. Hadi gel. Bir görsen... deli gibi aşıktı oğlanı. Aylarca peşinden koştu. Biz de o zaman küçüğüz tabii. Ben lise sonunda filanım. Lale işte üniversiteye gidiyor. Sonra oğlan da ondan hoşlanmaya başladı. Birkaç gün takıldılar filan. Sonra o aşık Lale gitti. Yerine iğrenç, sevimsiz bir Lale geldi. Neymiş? Annesi şöyleymiş, böyleymiş, neymiş, abisi problem çıkartıyormuş. Bir sürü şeyle geri döndü. Sonra da nasıl yaptıysa oğlandan birden soğutuverdi kendini. Nesini sevmedi çocuğu? Sevmedi değil canım. Bu bir zengin hastalığıdır Çınar. Önce deli gibi senin olsun istersin. Sonra o diğerlerinin yanına koyuverirsin. Çünkü sıradanlaşmıştır artık. Bir değeri kalmamıştır senin için.
bir numarası yoktur yani artık. Bir tane daha verir misin? Tabii böyle olmayabilir de. Yani ben kimsenin günahını almak istemem. Yok yok yok, hayır hayır. Haklısın aslında. Artık onu mutlu edemiyorum. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. O kadar çok şey yaptım ki onun için. Farkında bile değil. Çok değişti biliyor musun? Davranışları, hareketleri tuhaflaştı. Sadece bana karşı da değil, anneme. Özellikle de amcama. Dilim varmıyor söylemiyor ama. Uzaklaşıyoruz birbirimizden. Ciddi anlamda uzaklaşıyoruz. Aslında ben bunu hamileliğe bağlıyordum. Öncelerinde bu hormonal dengesizlikler falan filan ama öyle olduğunu düşünmüyorum artık. Bilmiyorum ama Lale 4 aylık hamile değil mi? Geriye kaldı 5 ay. O kadar da sabredersin artık canım. Sonra hep beraber bakarız. Öyle miymiş, değil miymiş? Bu kadar dayanabilirsek. Lale Hanım buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Şermin bana misafir odasını hazırla. Odanızda bir sorun mu var Lale Hanım? Soru sorma. Ne söylüyorsan öyle yap. Sen üzüldün. Yok, üzülmedim de neden ısrarla evde oturmak istediğini anlamadım. Kalabalıktan sıkıldım Ece. Biraz huzur, sakinlik istiyorum. Başka zaman çıkarız, olmaz mı? Tamam. Aslında böyle aklımda birkaç tane desen var ama hangisini çizmem gerektiğini bilmiyorum. Yani düşünsene, kurulu yarın sabah ve bir gecede sil baştan yeni bir kreasyon hazırlamanın imkanı yok. Aslında haklısın. Yani yaratıcılık öyle zamanla kısıtlanmamalı. İstersen bu konuyu Reyhan'la konuş. Hiç yansımak desene. Merak etme, sen halledersin. Reyhan'la konuşmayı dene. O zaman benim hemen odama çıkıp çalışmaya başlamam gerek. Sabaha çok bir şey kalmadı çünkü. Bir an önce gideyim. Geldiğin için çok teşekkür ederim Çınar. İyi geceler. İyisin. İyiyim. Sadece biraz başım döndü, tamam. Hadi gel, seni odana götüreyim. Aa, yok yok, hayır Çınar. Ben her alkol aldığımda, her sarhoş olduğumda beni böyle odama götüremezsin. Ben kendi ayaklarım üzerinde dururum. İlişim. Hadi gel, gidiyoruz. İşte orası.
yine de sen son sevdiğim. Uğruna sevgiler aşklar tükettim. Yine de sen tek bildiğim. Yollarına aşk tohumları serdim. Yine de sen son sevdiğim. Uğruna sevgiler aşklar tükettim. Yine de sen tek bildiğim. Yollarına aşk tohumları serdim. Bu can buna hayran, sevişine kurban. Alıştırmasaydın insafsız. Bu can sana hayran, gülüşüne kurban. Şimdi vazgeçemem ben inan. Kuşun adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Kuşun adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım sana. Tamam. Ben Zümrüt Hanım'la konuşayım, ona göre ayarlarız. Şermin. Görüş. Buyurun Çınar Bey. Lale nereye gitti? Bir yere gitmedi. Ama odada yok. Şey, misafir odasını hazırlamamı istemişti. Sanırım orada yatacakmış. Peki, sağ ol. Yine de ben hep seni. İlk şarabı senin elin. Benim ilacım bil ki sen de sevgili. Bu can buna hayran, sevişine kurban. Alıştırmasaydın insafsız. Bu can sana hayran, gülüşüne kurban. Şimdi vazgeçemem ben inan. Kuşun adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Kurşun adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım. Günahın özüyse seni sevmek. Cezam cehennem olsun.
Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Buyurun, kime bakmıştınız? Size bakmıştım. Tanımadınız galiba. Bir dakika hanımefendi. Sağ ol. Gelin hanım kalkmadı mı daha? Yok. Kalktım Necip Bey. Herkese günaydın. Günaydın. Zümrüt Hanım bugün çıkıyordu değil mi? Niye almaya gitmedin abi? Lüzum yok. Evin yolunu biliyor nasıl olsa. Hem çocuk değil. Günaydın benim sevgili tatlı ailem. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Anneciğim. Hayatım. Anneciğim. Hoş geldin hayatım. Anneciğim gerçekten canım. Buradasın. Evet. Valide Sultan. Canım kardeşim. Ah, ne güzel burada olmak. Nasılsın Necip Bey? Geçmiş olsun Zümrüt Hanım. Sağ ol aşkım. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. İkbal Hanım bir hoş geldin yok mu? Ah, galiba kahvaltının sonuna geldim. Ama ben kurtlar gibi açım. Kapıyı açan kadının hemen işine son verin. Resmen beni tanımadı, inanılır gibi değil. Emredersiniz. Çok eğlenceli bir yer. Herkesin bu deneyimi yaşaması gerekiyor bence. Belki ileride anılarımı kitap haline getiririm. Anneciğim, hiç zorlanmadın mı orada? Ah, tabii ki sevdiklerimi çok özledim. Anne düğün ne zaman? Sohbetinize doyum olmuyor. Gerçekten. Zümrüt Hanım, tekrar büyük geçmiş olsun. Allah bir daha düşürmesin. Ve sevdiklerinizden ayırmasın inşallah. Ben çıkıyorum amca. Şirkette işlerim var çok. Kolay gelsin. Ne düğünü? Herhalde bir kuru nikahla evlenecek değiliz değil mi? Bu yaştan sonra kimseyi kendime güldüremem. Sizin de zaten ilk evliliğiniz değil. Hevesinizi ilkinde almışsınızdır. Düğün falan yok. Gelinlik yok. Davetli yok. Basın yok. Sade bir nikah. Bunu da böylece bilin. Nasıl istersen hayatım. Hadi bakalım küçük hanım. Kurul bizi bekliyor. Hala inanamıyorum. Abim şimdi o kadınla evlenecek mi? Öyle görünüyor. Gerçi çok zaman var. Belki vazgeçerler. Ben Zümrüt Hanım'ın vazgeçeceğini zannetmiyorum. Aynı fikirdeyiz. O
kan emici Zümrüt Hanım'ın başının altından çıktı bence bunlar. Ama benim anlamadığım, bunu abimin neden kabul etti? Onu ben de hala çözemedim. Çözemediğimiz her neyse hemen halledelim. Onun için toplanıyoruz değil mi? Konuşmayı bırakın da hemen toplantı yapalım. İkbal Hanımcığım, biraz sohbet edelim. Özledim vallahi sizi. Biz şimdi daha yakın akraba oluyoruz değil mi? Eskiden dünürdük. Şimdi elti galiba. Hı? Öyle herhalde. Diyorum ki bugün boşsanız... Benim mücevhercime gitsek de bana özel bir yüzük seçsek. Ne sebeple? Necip Bey'den nişan yüzüğü. Benim bildiğim onu erkek alır. Tabii ki ben seçeceğim. Necip Bey ödeyecek. Merak etmeyin. Benim yapılacak işlerim var. Gidin yüzüğünüzü kendiniz seçin. Hay hay, seçeriz. Kızım çağır gelsinler. Buyurun. Evet. Görelim bakalım beklediğimize değmiş mi? Hoş geldiniz. Eline sağlık Ezgi. Çok güzel olmuş. Ezgi Hanım, bakıyorum yine döktürmüşsünüz. Aklımdaki kreasyona çok uygun. Özlemciğim, hayatım bir düğün organizasyonu için seni arıyorum. Evet, çok büyük. Evet, çok kalabalık olacak. Evet, iki aile arasında oluyormuş gibi lanse edilecek. Sürpriz yapmak istiyorum. Hı hı. Evet, çizimleri gördüğümüze göre artık bir karar verip üretim aşamasına geçmeliyiz. İstiyorsan önce bayanları dışarıya alalım, ondan sonra tartışırız. Siz çıkın, biz size haber vereceğiz. Ben yeşiminkileri beğendim. Güzel. Aşk ve tutku hissi veriyor. Değil mi Mehmet? Ben Ezgi'nin çizimlerini daha çok beğendim. Ben de Yeşim diyorum. Ben de Yeşim Hanım diyorum. Siz? Yeşim Hanım diyorum. Ben Ezgi diyorum. Daha klasik çünkü. Ezgi Hanım diyorum. Ezgi kızımızın desenleri bize daha uygun. Ne de olsa tavrımızı biliyor. Yeşim sanki kendini çizmiş. Karışık, uçuk. Evet, 4-4 kaldığımıza göre senin kararın kazananı belirleyecek Çınar'cığım. Şimdi Ezgi'nin çizimleri güzel.
Epeydir de çalışıyoruz zaten onunla, biliyoruz. Ama sanki bir çizgi tutturmuş ve onun dışına çıkamıyor gibi. Ama Yeşim'inkiler biraz farklı. Daha konsept. Yunan mitolojisinden esinlenmiş gibi. Eğer tutarsa markaya çok büyük değer katar diye düşünüyorum. Bence Yeşim. Dervişciğim, bukleler iri olsun ve hemen açılmasın, olur mu? Hiç merak etmeyin Zümrüt Hanım. Hiç bozulmayacak bir model olacak. Şafak, makyözüm nerede kaldı? Geldiler Zümrüt Hanım, aşağıda bekliyorlar. Taçlarınız sarılınca odanızı alacağım. Öğretemedim bir türlü, şöyle getirilir mi? Bak getirdikleri şeye. Anne nasılsın? Ah hayatım. Nasılsın güzelim? Yapacağım bir şey var mı? Hayır, her şey yolunda. Yalnız bugün kendini çok fazla yorma, tamam mı? Gece bayağı hareketli geçecek. Uf, derviş tamam. Bırakır mısın? Özür dilerim Zümrüt Hanım. Önemli değil. Ay bunaldım. Dayın nerede? Sabahtan beri görmedim. Dayım işe gitti. Böyle bir günde nasıl işe gider? Necip Bey patronunsa eğer, tabii ki işe gidilir. Zaten bu düğün için bir tek biz çabalıyoruz. Ilgazların umrunda değil. Beni hafife aldıklarını sanıyorlar. Ama şu nikah bir kıyılsın. O dakikadan itibaren bizden aldıkları her şeyi teker teker geri alacağım onlardan. Umarım anne. Zaten Necip Bey'in babama yaptıklarından dolayı intikam almak için sesimi çıkarmıyorum.
Müsait misin Necip Bey? Bütün gün öyle duracağım mı? Hazırlanman gerek. Ölmeden cenazem kalkıyor İkbal Hanım. Dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Akşam nikah kıyılınca artık Zümrüt'le evli olacağım. Bir şeyde hemen vazgeçeyim. Bir çift kelam iyidir. Hadi Necip Bey, geç kalacaksın. Hazırlanman gerek. İnsanın kendine yapılanları unutmaması çok güzel bir şey. Ama bak, kardeşimle bence durumu fazla uzattın. Bak, otel odalarında sürünüyor kız. Evet, çok büyük bir hata yaptı ama sonuçta o senin kardeşin değil mi? Zaman geçse de hala kırgınım. Yaptığını affedemiyorum. Çınar'ın da bir suçu yok bu işte. Ya bu olaydan dolayı onunla da aran açıldı. Çınar seni çok seviyor. Bence bu durumu fazla uzatma. Annen olarak uyarmak benim görevim. Niye geldik buraya Çınar? Daha düğüne hazırlanacağım biliyorsun, geç kalmayalım. Hadi acele edersen yetişirsin. Hoş geldiniz. Satışa çıktı mı bunlar? Çok güzeller. Çok teşekkür ederim Çınar. Rüyada gibiyim. Satmazsa yenisini yaparsın. Vazgeçecek halin yok ya. Sen vazgeçmezsen ben hiç vazgeçmem Çınar. Bak aklıma ne geldi. Senin amcanlara buradan bir takım alabiliriz ha. İstiyorsan sen al. Yok ya, şaka yaptın. Bunu sadece birbirlerini tutkuyla sevenler kullansın. Hadi gidelim. Acelem var diyordu. Daha düğüne yetişeceğiz. Teşekkür ederiz. Nikah sevgilini getiriyorsun değil mi? Bilmem, olabilir aslında. Getir artık. Tanışalım şu esrarengiz beyefendiyle. Merak ediyorum çok. Tamam, sen nasıl istersen. Oo, Mehmet Bey. Demek eve gelebildiniz. Ben bayağı oldu geleli. Sen uyuyordun. Ben de duş filan aldım. Ah, çok çalışıyorsun kocacığım. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ece de senin gibi değil mi?
bir işkolik. Sen şirkete gelecek misin bugün? Dün falan var ya, ondan sordum. Yok, ben gelemem. Sen git. İşler seni bekler tabii. Evet. Ben kaçayım o zaman. Hadi. Kaderimizde bu da varmış demek. Neyse canım, şu gece bitsin hayırlısıyla. Formalite bunlar. Kendimizi sağlama aldık. Elinde tapu gibi evlilik sözleşmesi de var. Var değil mi? Necip Bey, sakın bana evlilik sözleşmesi yaptırmadım deme. Aklını mı yedin sen? Bunu nasıl düşünmezsin? Düşünmez miyim İkbal Hanım? Düşündüm tabii. Düşünmek para etmiyor. İcraat yok, öyle mi? Yaramı kaçırma İkbal Hanım. İcraat olsa ne olur? Zümrüt benimle neden evleniyor sanıyorsun? Herkese dediği gibi aşkından değil herhalde. Sözleşmeyi sundum tabii. Kabul etti mi sence? Allah sonumuzu hayretsin. Necip Bey, Zümrüt Hanım'la evleneceğiniz doğru mu? Gelin hanıma ne hediye aldınız Necip Bey? Necip Bey, balayı planınız var mı? Boşuna zahmet etmeyin, sorulara cevap vermeyeceğim. Zümrüt Hanım'la nerede yaşayacaksınız? Necip Bey, hayatasını yapmayacaktı. Gene üşüşmüşler bunlar. Beni nasıl insanlarla yan yana koyduğunuza bakın İkbal Hanım. Bizi parmağına doladı, oynatıp duruyor. Üstelik bu daha başlangıç. Ben mi topladım bunca insanı Necip Bey? Müstakbel karın sözünü kale almamış. Kokmuş ete tuz, arsız yüze söz kâr etmiyor demek ki. Merhabalar Necip Bey, hoş geldiniz İkbal Hanım. Hoş bulduk kızım. Zümrüt Hanım nerede? Bekleme odasındalar. Ben birazdan gelirim. Buyurun İkbal Hanım. Gidebilirsin. Zümrüt Hanım, siz benim damarıma basmak için mi yapıyorsunuz bütün bunları? Nasıl, anlayamadım. Hangisini sayayım? Ben neye olmaz dediysem hepsini yapmışsınız. Düğün yok dedik, maşallah bütün cemiyet salonda. Basın desen kapı önüne yığılmış. Gelene geçene mikrofon uzatıyor. Hem hani bana gösterdiğiniz o sade elbise? Basbayağı gelinlik giymişsiniz. Yakışmış ama değil mi? Dediğimi duymuyor musunuz? Vazgeçeyim mi ha? Çağırdığınız onca milletin önünde rezil olun. Siz bilirsiniz. Hazır herkes buradayken ben de bütün bildiklerimi söyleyeyim. Daha böyle bir kalabalığı nerede bulacağım? Şimdi lütfen şu kolyeyi takar mısınız? Misafirleri daha fazla bekletmeyelim. Necip. Necip Bey. Bu
kolye. Beni beklemiyor musun? İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gelmeyeceksin sanıyordum. Çok güzel gözüküyorsun. Buraya gelmen bu düğünü desteklediğin anlamına mı geliyor? Aa bak Yeşimler geliyor. Yeşim yanındaki yeni sevgilisi sanırım. Tanışalım mı? Gördüm. Peki. Sen gördüysen ben daha sonra kendim gider tanışırım. Rezillik. Hala gerçek olduğuna inanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abimle sen evlenseydin bu kadar şaşırmazdım. Sayın Zümrüt Taşkıran hanımefendi ve Necip Ilgaz beyefendinin nikah merasimi için burada bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Siz, Zümrüt Taşkıran hanımefendi, kimsenin baskısı altında kalmadan Necip Ilgaz beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Siz, Necip Ilgaz beyefendi, kimsenin baskısı altında kalmadan Zümrüt Taşkıran hanımefendiyi eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Çınar, nereye? Benim görevim bitti. İyi eğlenceler.
Tebrik ederim. Abi. Çınar. Tebrik ederim. Sağ olun. Haddinizi aştınız Zümrüt Hanım. Kalbimi kırıyorsun kocacığım. Yengecinin canı sıkıldı galiba. Git bir gönlünü al bakalım. Çınar. Arabamı getir. Çınar. Çınar lütfen gitme. Bu kadar sahte bulduğum, hiç inanmadığım bir ortamda eğlenebileceğimi mi düşünüyorsun Lale? Çınar sadece anneme değil. Bana da saygısızlık oluyor. Ne alakası var Lale? Saçmalama. Yapma lütfen. Gitmek istiyorum. Peki git o zaman. Bak, annen de, amcam da derken aylardır birbirimizi yiyoruz. Benle kavga etmekten yorulmadın mı Lale? He? Benle kavga etmekten yorulmadın mı? Biliyor musun Lale? Artık sonuma geldiğimizi hissediyorum. Yine de sen. Son sevdim uğruna sevgiler aşklar tüketti. Yine de sen tek bildin yollarına aşk tohumlar serdin. Yine de sen son sevdim uğruna sevgiler aşklar tüketti. Yine de sen tek bildi. Çınarım gitti. Yollarına aşk tohumları serdi. Nereye? Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden evliliğim bitiyor. Sevdiğim adamı kaybediyorum. Bana kızacağını annene kız. Anneme. Anneme mi? Hala yüzüme bakıp yalan mı söylüyorsunuz Necip Bey? Her şeyi biliyorum. Ama artık yeter. Nasıl bir adam olduğunuzu Çınar'a anlatacağım. Dur Lale. Dur yapma ne olur. Lale. Eğer Çınar benim oğlum olduğunu bunca zaman sonra öğrenirse... Lale dur konuşalım. Ne olur. Dur Lale. Oyun bitti Necip Bey. Çınar'a her şeyi anlatacağım. Benim babamın katili olduğunuzu da. Her şeyi. Artık yeter. Bir dakika beni dinle. Bak ne istersen yaparım. Ne istersen veririm sana. Bunu bana yapma. Ben annen değilim. Bey buyurun. Ver anahtarı.
sen son sevdim. Uğruna sevgiler aşklar tükettim. Yine de sen tek bildim. Yollarına aşk tohumları serdim. Yine de sen son sevdim. Uğruna sevgiler aşklar tükettim. Yine de sen tek bildim. Yollarına aşk tohumları serdim. Bu can buna hayran, sevişine kurban. Alıştırmasaydın insafsız. Bu can sana hayran, gülüşüne kurban. Şimdi vazgeçemem ben inan. Kurşun adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Kurşun adres sormaz ki. Yaktın